7654321 Hello, never have the secret stone. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza Vestel'in kurutma makinesiyle karşınızdayız. Vestel KM10621 şu şekilde de görebileceğiniz gibi. Makinamız yeni geldi. Kutu açılışı yapamadık çünkü kutu açılışını servis yaptı. Servisimiz kutusunu açtı ve bu şekilde bir atıl bir odaya koyduk. Bunun nedeniyle makinenin üzerine montaj yaptıracaktık. Fakat o ara aparat olmadığı için bu şekilde koyduk. Aparat geldiğinde de çamaşır makinamızın üstüne montajı yapılacak. Şimdi makinamız henüz yeni. Şurada da gördüğünüz gibi uzatmaya bağladım. Çünkü herhangi bir şekilde uzatmaya bağlamanızda bir sakınca yok. Eğer birden fazla makine çalışmıyorsa akım önemli tabi. Şimdi makinemizin özelliklerinden bahsedeceğim. 10 kiloluk bir makine, kurutma makinesi. Şu şekilde kapağını açalım. Evet kapağını açtık. Şu şekilde gördüğünüz gibi inci kazan. Kolay dönmüyor, zor dönüyor. Kurutmamalarda biraz öyle oluyor. Ee, burada filtresi var şu şekilde filtresi çıkabiliyor. Şu şekilde göstereyim. Evet filtresi bu şekilde çıkabiliyor. Yine bunu da şu şekilde çıkartabiliyoruz. Ve yine bunun da şuradan bir açma alanı var. Tabi tek elle biraz zor oluyor. Şuradan açtığınızda tozlar bunun içerisine geliyor buradan. Kurutma sonrası tozları temizleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir şey yok. Henüz makinamız sıfır. Bunu da şimdi şöyle koyuyorum. Evet, bunu da yerleştirelim. Şu şekilde yerleştirdik. Bunun dışında e, içeride aydınlatma olduğu söyleniyor. Evet, şu anda aydınlatma yandı. Gördüğünüz gibi makineyi bir açtığımızda, bunun dışında alt tarafta bir alanı var. Bunu da birazdan gösteriyor olacağım. Oradan da orayı bir bir ayda bir buçuk ayda bir temizlemek gerekiyor. Burada ise su atık alanımız mevcut. İsterseniz gidere de bağlayabiliyorsunuz. Isı pompalı bir cihaz. İsterseniz burada bu alanın olmasına sağlayabilirsiniz. Su temiz olduğu için suyu ev temizliğinde vesaire kullanabilirsiniz. Balkonunuzu yıkayabilirsiniz gibi. Geri kazanım yapabilirsiniz. Onun için hani gider yerine bunu kullanmak daha mantıklı gibi. Ama sürekli biz boşaltmayalım diyorsanız da gidere bağlatabilirsiniz. Ama buradaki alan zaten bir kurutmada dolmuyor. En az 2-3 kurutmada doluyor. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi burada e, dediğim gibi her kurutmadan sonra buradaki filtreleri temizlemek gerekiyor. Bu filtreyi temizledikten sonra zaten bakalım bunu ters mi taktık? Ters takmadık çünkü zaten ters takma şansımız olmuyor. Hemen bir kontrol edeceğim ters takma şansımız oluyor mu diye kontrol edeceğim. Evet oluyormuş. Ters takmışız. Şu an tam anlamıyla oturdu. Bakın şu anda tam anlamıyla oturmuş oldu makinamız. Şimdi burada neler var programda? Şimdi şurada alanı görüyorsunuz. Şu alan pamuklular için geçerli. Yani ekstra kuru. Oldukça kuru yapar. Dolap kurulu. Yani buradan aldığınız çamaşırı dolabınıza kaldırabilirsiniz. Tabi pamuklular için geçerli. Ütü kurulu ise e, pamuklularda ütü kurulu demek aslında birazcık nemli bırakıyor. Bu nemlilik de aslında ütüde daha kolay bir şekilde ütülemenizi sağlıyor. Sentetik de yine sentetik ürünler için dolap kurulu ütü kurulu mevcut. Yine burada hassas diye bir alanımız var. Bunu genelde çocuk giysileri veya ipek giysilerde kullanabilirsiniz. Süreli kurutma ise belli bir süreyi siz ayarlayabiliyorsunuz. Yine bunun da süresini şuradaki tuştan ayarlayabiliyorsunuz. Şurada alerji uzmanı var. Bu alerji uzmanı genelde bebek kıyafetlerinde özellikle veya astım hastası olanların kıyafetlerine genelde tercih edilen bir kurutma yöntemi. Bebeğiniz varsa alerji uzmanını da kullanabilirsiniz. Bunun dışında yorgan alanı var. Yorganda elyaf yorgan tek kişilikleri öneriyorlar. Çift kişilik için çok önerilmiyor. Burada spor ürünlerinizi e, kurutabiliyorsunuz. Karışık kurutma var. Karışık e, materyallere sahip çamaşırlarınızı kurutabiliyorsunuz. Yünlü havalandırma var. Bu da yünlü ürünlerinizi örnek veriyorum. Kış sezonuna geçiyoruz. Yünlü ürünleriniz var. Ve bunlar dolaptaydı. Kokmaya ya da e, dolap kokusu vesaire var. Bunları yünlü da açarsanız otomatik olarak havalandıracaktır. Kokusu gidecektir. Bu da standart havalandırma. Bu da özellikle yaza geçerken veya dolabınızda çamaşırlarınızın koktuğunu düşünüyorsanız havalandırmayı açarsanız veya havalandırma modunda atarsanız otomatik olarak havalandırmasına yapacaktır. Bunun dışında hızlı 34 diye bir modumuz var. Bunda daha az ürün atarsanız hızlı bir şekilde 34 dakikada yine kurutma yapıyor. Gömlekler için de 20 dakikalık kısa bir program mevcut. Şimdi buradaki programlarda yine e, makinamızda otomatik nem sensörü var. Buradaki süreler kısalabiliyor da otomatik olarak uzayabiliyor da. Bu yine ürününüzün yani çamaşırlarınızın nemliğine bağlı olarak değişebiliyor. Yani burada örnek veriyorum dolap kurulu diye pamuklu attınız ve dedik size şöyle bakalım 3 nokta e, buradaki saat değil bu arada dakika 359 dakika. Burada bunu kurutacak bu süre boyunca. Burada örnek veriyorum. Eğer nem sensörü daha erken bir şekilde kuruduğunu hissederse buradaki süre kısalacaktır veya program sonlanacaktır. Veya bu süre sonunda eğer ürünlerimiz çamaşırlarımız kurumadıysa da otomatik olarak yine süre uzayacaktır. Kuruyana kadar nem sensörü algılayana kadar program devam edecektir. Şimdi burada nelerimiz var? Gecikmeli başlat. Bunu ben önermiyorum. Gecikmeli başlat çamaşır makinesinde de var. Yani bu 2 saat sonra başlasın, 3 saat sonra başlasın şeklinde. E, kurtma makinesini neden önermiyorum? Islak olarak atacaksınız. Yani çamaşırlarınız kokacaktır gecikmeli başlatma yerine. Hemen başlatması daha mantıklı olacaktır. Süreli kurtma. Burada süreyi siz belirliyorsunuz. Ne kadar sürede kurumasını istiyorsanız. Burada kurtma seviyesi var. Otomatik L0'da gelir. Burada L1, L2, L3, L4 L4 yokmuş. 0, 1, 2, 3 ve 0'a dönüyor. Bu da kurutma seviyesi. E standartta L0 hani bunu kullandıkça eğer çamaşırınız çok fazla ıslak çıkıyorsa bunu L1'de başlatabilirsiniz. Daha sağlıklı olacaktır. Bunun dışında narin kurutmamız var. L01'de mesela süremiz biraz daha arttı. Narini seçtiğinizde genelde bunlar işte ipek şallar, ipek gömlekler gibi ürünler. Narinde şey yapabilirsiniz. Kırışık önleme ise şu. Siz makineden ürünlerinizi alana kadar makineyi çevirir. Bu da çamaşırlarınız üst üste binip kırışmasını engellemek için bu programı çalıştırıyorsanız yani ekstra olarak bastığınızda siz makineye gelip çamaşırlarınızı alana kadar otomatik olarak makinenizin tamburu dönecektir, havalandıracaktır. Burada ayarlarınızı yaptıktan sonra başlat butonuna bastığınızda ise Ürünüz çalışmaya başlayacaktır ve kurutma işlemi başlayacaktır. Biz şu anda çamaşırlarımız yıkanıyor, yine kurutma işlemi de gerçekleştireceğiz. Nasıl kuruduğunu göreceğiz. Şimdi en alttaki filtre alanında nasıl bir şey var? Nasıl temizleniyor? Ona hemen bakalım. Şimdi alt hazneyi açtık. Alt tarafta şu şekilde iki tane mandal var. Şu mandallardan burayı açıyoruz. Burada makinemizin petekleri var. Yine buradaki alüminyum petekler. Bunu bir fırça yardımıyla aslında Vestel'de çıkmıyor. Diğer bazı markalar bunu düşünmüşler. Burada size bir fırça da veriyor. Fırçayla aşağı yönlü yana değil. Aşağı yönlü olarak e, buradaki tozları aşağı indirirseniz sonra süpürgeyle çektiğinizde burayı da temizlemiş oluyorsunuz. Buradaki filtreyi belirttiğim gibi sadece 2-3 e, ayda bir yapabilirsiniz. 2-3 ayda bir temizlemeniz yeterli olacaktır. Evet şu anda alanımızı kapattık. Buradaki parçamızı şu şekilde kapatıyoruz. Bunu da belirttiğim gibi ayda bir ya da bir buçuk ayda bir yapabilirsiniz. Şuradaki alan kesinlikle kapanmaması gerekiyor. Çünkü buradan hava alıyor. Özellikle evlerde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi de şu oluyor. Makineye dolap yaptırılıyor. Dolap yaptığında ise makine havalamadığı için aşırı bir ısınma meydana geliyor ve motor ne kadar gidiyor. Bunun için çevresinde aralık boşluk bırakmanızı öneriyorum. Birazdan hep birlikte ilk kurutma işlemimizi gerçekleştireceğiz. Evet çamaşırlarımızı kurutma makinemize koyduk. Şimdi çalıştıracağız. Şimdi öncelikli olarak ağırlıklı olarak pamuklu olduğu için ben pamuklu da... Ekstra kuruluk değil de dolap kurulu istiyorum. Şimdi burada belirttiğim gibi süreli de verebilirim ama ben kendisine bırakıyorum. Kurutma seviyemiz var. Şu anda dokunmayacağım ilk kurutma. Burada belki L0 değil de L1 verilebilir. Narın veya kırışık önlemi de yapmayacağım. Direkt olarak başlatacağım. Evet şu anda kurutma işlemimiz başladı. Çamaşırlarımız dönüyor. Buradaki haznemize e, suyunu boşaltacak. Birlikte çamaşırların nasıl kuruduğunu birlikte göreceğiz. Aynı zamanda çıkan suyu inceleyeceğiz. Ve aynı zamanda da filtrede nasıl bir e, toz var. Bunları hep birlikte göreceğiz. Kurutma işleminin bitmesini bekliyoruz. Evet. Tam 1 saat 20 dakika oldu. 1 dakikalık bir süresi kaldığını gösteriyor. Şu anda bir dakikalık bir süresi kaldı. Evet makinamız bitti. Ses duyarı verdi. Burada da ent olarak sonlandı şeklinde geliyor. Burada ışıklarımız yanıyor. Birisi su tahliye diğeri de filtre temizliği. Ee, buradan kapatıyorum. 1 saat 21 dakika sürdü. Bir çamaşırların kontrolünü gerçekleştireceğim. Evet oldukça kuru. Başka bir. Kuru ve sıcak bir şekilde yine bu ürünümüzde çıktı. Bir tane el avlumuz vardı. Bu da oldukça kurumuş. E, genel olarak oldukça başarılı. Diğer ürünlere de bakıyorum. Islak ya da nemli kalan bir şey var mı diye bakıyorum. ıslak ya da nemli kalan herhangi bir şey yok. Şimdi şuradaki filtresini çıkartalım. Evet, buradaki filtre hemen dışında da gördüğünüz gibi tozlar mevcut. Şimdi birlikte içini de açıp kontrollerimizi sağlayacağız. Şimdi bu filtreyi açtık. Bunun içerisinde zaten bir toz var kenarında var. Burada gördüğünüz gibi fitre gerçekten muazzam bir tozla kaplı. Şimdi bu tozu size nasıl tarif edebilirim diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle yani pamukçuk şeklinde sanki bir kumaş olmuş gibi. Şimdi tabi bu toza şey diyenler de var da halk arasında işte yıpranıyor falan. Aslında yıpranma değil ya. Üzerindeki tozlar zaten bunu klasik yöntemle asıyorsanız kuruduktan sonra çamaşırınızı aldığınızda zaten bu tozları fark edebilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz. Şuradan da hemen bir rulo alacağım. Evet. rulo şeklinde tozları attık ee, Tabii ki bunun hemen Şuradaki yan tarafında da oldukça şu şekilde tozlar mevcut bir de tabii bunun içerisinde de tozlar mevcut şimdi bunları iyice yıkayacağım ee, yıkadıktan sonra herhangi bir şekilde kuruma yapmadan da koyabiliriz kurutarak da koyabiliriz şimdi yıkama işlemini gerçekleştireceğim Evet, şu anda filtremizi yıkadık. Gördüğünüz gibi en dış filtre tertemiz oldu. Bir diğer filtremiz ise dış filtre. Bu da tertemiz bir şekilde. Ortalama bir 3-5 dakikamızı aldı. Bunu şu şekilde iç içe geçiriyoruz. Daha sonrasında ise yine bunu makinamıza takacağız. Hatta takmadan önce burada kalsın. Tekrar takım işlemini yapabiliriz. Hatırlarsanız alttaki e, kısma demiştim e, alttaki kısmı da arada bir temizleyin diye. Bunun nedeni alttaki kısım aslında toplayıcı hazne olduğu için burada filtreden kaçanlar aşağıdaki hazneye yapışabiliyor. Bunu da ayda bir kere ya da e, bir buçuk ayda bir temizlerseniz yeterli olacaktır. Evet, genel olarak incelememiz bu şekildeydi. Ürünümüz Vestel km106 201 modeli ee, ilk deneyimiz oldukça başarılı Hani güzel bir şekilde 1 saat 20 dakikada kuruttu Aslında süre sanki daha fazlaydı fakat burada e, içerideki nem sensörleri çalıştı ve süre oldukça kısaldı Hatta bir ara izlediğimde örnek veriyorum e, 40 dakika gibi bir süre vardı 40 dakika bir anda 15'lere düştü. Sonra 15'ten 8'e düştü. 8'den 4'e düştü. Daha sonrasında ise 4 yavaş yavaş düştü ve işlem tamamlandı ve gerçekten de kuruluk işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşti. Burada gelecek sorulardan birisi şu olabilir. farklı markaların üzerine de kurulum yapılabiliyor. Kurulum aparatı ücretsiz bir şekilde Vestel servisi sağlıyor. Fakat burada şöyle bir avantaj ya da dezavantaj var. Makinanız gider yeri olmadığı için hani daha doğrusu gidere bağlama ihtiyacınız yok, zorunluluğunuz yok. İsterseniz bağlatabiliyorsunuz, isterseniz şuradaki alana suyumuz doluyor. Buradaki alandaki suyumuz şu anda az sızdırma var mı diye bakıyorum da. Şöyle göstereyim. Tankımızın Oldukça çok az bir e, şeyi dolmuş bir durumda. Yani tamamı dolmamış bir şekilde. Yani bunu şöyle söylemek gerekirse 6-7 e, kurutma işlemi sonrasında da boşaltabilirsiniz. Buradaki su temiz su zaten. hani Evde temizlik için, lova, balkon, teras yıkamak için de kullanılabilir. Belirttiğim gibi her yıkamadan sonra e, boşaltmak zorunda değilsiniz. Sadece sistem size uyarısını verir. Burada ürünümüz başka markaların üzerine kurulabildiği bilgisini vermiştim. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu: Bu makine 10 kiloluk bir makina. Eğer 7 kiloluk bir makineniz varsa üzerine kurulmayacaktır. Çünkü makineniz daha küçük, daha hafif olduğu için bu kurulum işlemini gerçekleştirmiyorlar. Çünkü desteklemediğini söylüyorlar. Alttaki makineye zarar verecektir. Bunun için 10 kilo alıyorsanız makinenizin en az bir 9-10 kiloluk bir makine olması gerekiyor ki üzerine yerleştirme işlemi gerçekleştirilebilsin. 8 kiloda nadiren olarak belirtiyorlar servis tarafında. Bizimki de 10 kilo sadece biz aparatımızı bekliyoruz. Aparatımız geldiğinde de makinemizi çamaşır makinemizin üstüne yerleştireceğiz ve o şekilde kullanımına devam edeceğiz. Kurtma kurutma makinesi evet. Oldukça rahat bir işlem, oldukça faydalı yani üzerindeki tozları alıyor daha pratik bir şekilde e, işleminizi yapıyorsunuz dışarı astığınızda işte dışarıdaki is kokusu ya da işte e, çöl tozlarından vesaire etkilenmiyorsunuz bu yönden avantajlı bir durum özellikle çocuğunuz bebeğiniz varsa e, sık sık yıkanması gereken çamaşırları olduğu için hızlı bir şekilde yıkayıp hızlı bir şekilde kurutma işleminde gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada bir şehir efsanelerinden birisi var. Çamaşırları çok fazla yıpratıyor götürüyor aşındırıyor yıpratma konusunda şu şekilde söyleyebilirim yıpratma kesinlikle vardır ama çok az bir şekilde Hani bu zaten çamaşır yıkandığında da yıpranıyor burada kurutma işlemi de o kadar etkilemeyecektir e, Çünkü çok aşırı bir şekilde ısıtma yapmıyor beni dinlediğiniz için teşekkür ederim varsa sorularınız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz bizlere sorabilirsiniz Biz de artık aktif olarak kullanacağız bu ürünü Yine başka bir kullanıcıların farklı görüşleri varsa yine yorumlar kısmında belirtebilir. Bize destek olmak için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıklı günler.